Şimdi İsrail-Lübnan sınırına gideceğiz. Aslında Lübnan'da özellikle tabii ki Hizbullah'ın İran'a karşı harekete geçeceğine dair bir beklenti var. Ama bu ne zaman nasıl olacak? Yeni açıklamalar var mı? Atagündüz Kurşun bekliyor bizi. Sıcak bölgeden son gelişmeleri anlatacak. Merve, teşekkür ediyoruz. Tabii İsrail Gazze'de katliamını sürdürüyor ama bir taraftan da Lübnan'ın güneyinde de katliam sürdürüyor. Gazze kadar olmasa da Hizbullah özellikle İsrail'in askeri noktalarını hedef alırken İsrail ise hedef gözetmeden Lübnan'ın güneyinde evleri vuruyor, motosiklette giden vatandaşları vuruyor. Ben hemen çekileyim, şöyle o sınır hattında sizlere bir gösterelim. Çünkü geride bıraktığımız günlerde oldukça hareketli, oldukça bombardımanlı, dumanların gökyüzüne yükseldiği bir gün geçirmiştik. Hemen karşı tarafta vericiler var. Vericilerin arkası İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklar. İşte oradan bulunduğumuz bu noktaya yönelik, yani Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılar halen daha devam ediyor. Hizbullah ise buna misliyle karşılık veriyor. Biz şu anda Rimeş köyündeyiz. Burası Lübnan'ın en güneyindeki tam da sınır köyü. Bir Hristiyan köyü, onu söyleyelim. Güneydeki 12 Hristiyan köyünden sadece bir tanesi. Birçok vatandaş evini terk etmiş durumda İsrail'in saldırıları nedeniyle ama halen daha bazı noktalarda hayatın devam ettiğini, vatandaşların evleri terk etmediğini gözlemleme imkanına sahibiz. Aydın size gösteriyor. İşte İsrail bir iki gündür hemen bu karşımızda bulunan o küçük bir ormanlık alan var. O noktayı bombalıyor çünkü Hizbullah'ın o noktalarda karargahlarının olduğu gelen bilgiler arasında iki bomba bırakılmıştı. Dün can kaybı ve yaralanma konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Tabii İran sessizliğini koruyor şu an itibarıyla İsrail'e saldırı, topyekün saldırı konusunda cevap verme konusunda daha doğrusu. Ama Hizbullah'ın İsrail tarafından bakılacak olursa da Hizbullah'ın İran'dan daha önce saldırabileceği belirtiliyor ve bu nedenle de İsrail tarafında korku ve panik havasının da hakim olduğunu söylemek mümkün. Çünkü İsrail yetkililerin yaptığı açıklamalara göre diyor ki mesela bir tümgeneral Gerson Hakohen psikolojik savaş ilkesini kendi avantajına nasıl kullanacağını biliyor diyor Hizbullah için. Ve eylemlerini belgelemekte kahramandır diyor. Çünkü Hizbullah yaptığı o misillemeleri kayda alıyor ve kamuoyuyla da medya ofisi aracılığıyla da paylaşıyor. Ve bundan önceki süreçte de hatırlayacak olursak dronlarla İsrail'in kuzeyindeki askeri üsler tek tek görüntülenmişti. Biz sizin nerede olduğunuzu biliyoruz, ne yaptığınızı biliyoruz, nerede hangi karargahınız var, hangi askeri birliğiniz var biliyoruz şeklinde de açıklamalar yapılmıştı İsrail tarafına yönelik. Ve bir askeri analistin de açıklaması var. Diyor ki Hizbullah burada ve çitlerin arkasında, bizim hazırlanmak için zamanımız yok diyor. Çitlerin arkası dediği işte o tepedeki sınır noktaları. Ve İsrail gazeteleri de hiçbir devlet yetkilisi kamuoyunu rahatlatacak açıklama yapmıyor. Nereye doğru gittiğimizi bilmiyoruz, bize hiçbir şey anlatmıyorlar diyor. Dolayısıyla şunu söylemek gerekiyor. İsrail'in İran'dan daha çok Hizbullah'tan biraz daha artık çekindiğini söylemek mümkün. Bundan önceki yıllarda da 2006 yılında da İsrail buraları işgal etmişti ama Hizbullah tarafından püskürtülmüştü. Hizbullah Fuat Şükür'ün intikamını ne zaman alacak? Bu da önümüzde bir soru işareti olarak duruyor diyelim. Lübnan-İsrail sınır hattından sözü tekrar size bırakalım. Merve.